Muhammed bin Mübarek Şah, mantık ve kelam alanında yaptığı çalışmalarla tanınan alim. Mirek Şemseddin Muhammed bin Mübarek Şah el-Buhari'nin hayatı hakkında çok sınırlı bilgi vardır. Tabakat kitaplarında hayatı hakkında müstakil bilgiler verilmemekte, verilen dağınık ve çelişik bilgilerse kesin sonuçlara varılmasına engel olmaktadır. Mirek lakabı onun yönetici bir aileye mensup olduğu ve Buhari nisbesi de memleketini göstermektedir. Herat'ta kaldığı ve mantık çalışmaları yaptığı bilinmektedir. Muhammed bin Mübarek Şah, çağının ünlü mantıkçısı Kutbettin Errazi Rey'de iken onun yanında tahsilini sürdürmüştür. Ayrıca rivayete göre Kutbettin Errazi'nin isteğiyle Sadrüş Şeria'nın işaret dersini takip etmiş ve bu ders hakkında Kutbettin Errazi'ye rapor vermiştir. İbni Mübarek Şah daha sonra Kahire'de müderrislik yapmış ve ileri gelenlerin çocuklarının da bulunduğu geniş bir öğrenci grubuna ders vermiştir. Bu öğrenciler arasında Seyyid Şerif el-Cürcani, Ahmedi, Hacı Paşa, Bedreddin Simavi ve Molla Fenari gibi Osmanlı entelektüel hayatının kurucu görevi gören isimler de bulunmaktadır. İbni Mübarek Şah'ın ölüm tarihi hakkında çok farklı rivayetler varsa da genellikle Hicri 784, miladi 1382'den sonraki bir tarihte öldüğü kabul edilmektedir. Öğretisi. İbni Mübarek Şah yetiştirdiği öğrencileri ve Osmanlı medreselerinde okutulan iki temel metne şerh yazmasıyla tebarüz etmiştir. Onun Şerhu Hidayetil Hikme ve Şerhu Hikmetil Ayn adlı eserlerinin Tusi, Ebheri, Kutbettin Razi ve Katibi perspektifiyle İslam felsefesinin meşayilik çizgisine bağlı kalarak kaleme alınmış eserler olduğunu söylemek mümkündür. Bu eserler mantık, tabiiyat ve ilahiyat şeklindeki İbn-i Sina'cı bilimler sıralamasını esas almaları ve Razi'nin görüşlerine eleştirel yaklaşmaları bakımından felsefi perspektifle yazılmış şerhler bağlamında değerlendirilebilir. Açık, kısa ve didaktik tarzlarıyla Osmanlı medreselerinde çeşitli seviyelerde okutulmuştur. İbni Mübarek Şah'ın bu felsefi perspektifle yazılan şerhlerine karşı kelami perspektifle şerhler de yazılmıştır.